Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Isparta'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnaf, Bakan Nurettin Nebati'den madeni 1 lira basılması talebinde bulundu. Isparta'ya hak ediyor, her tarafı bir kokuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Isparta'daydı. Geliyor mu hiç? Turistler gel, devam mı? Yani aynen, çok şükür. Vatandaşlarla bir araya geldi, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ya gelsene de bırakın çekimi, gel. Esnafın sorun ve taleplerini dinledi, sohbet etti. Esnaf, Bakan Nebati'den madeni 1 lira basılmasını istedi. 4 tane 5'lik alıp para yerine. Metal. 1 lira. Yansın ya, açın. 1 lira alıp yerine. Yaldıram. Esnaf, Bakan Nebati'ye tatlı ikramında bulundu. Adamımızda var mı? Adamımız var mı? Zorbi var mı? Aşırı derecede bitmemiz. Çalışmadığı halde sosyal güvenlik haklarından yararlanmak için iş yerinde sigortalı gösterilmek. Efendim, bu sahte sigortalılığa giriyor. 5 yılda 500 bine yakın sahte sigorta tespiti yapıldı üstelik. Sosyal güvenlik uzmanı Murat Göktaş, vatandaşlar sahte sigortalılığı masum bir uygulama gibi gördükleri için ciddi sıkıntı yaşanıyor dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu harekete geçti. 5 yılda 500 bin sahte sigortalı, yani çalışmadığı halde kendisini çalışıyor gibi gösteren kişi tespit edildi. Peki bunlara nasıl bir işlem uygulanacak? Sosyal güvenlik uzmanı Murat Göktaş konuya ilişkin TV100'e değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşlarımız sahte sigortalılığı masum bir uygulama gibi gördükleri için ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Burada sahte sigortalılık gerçekten var olan veya var olmayan bir iş yerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlamış olduğu bir takım haklardan yararlanmak üzere kişilerin kendilerinin bildirilmesi olayına diyoruz. Bu haklar işte emeklilikten yararlanma, sağlık hizmetlerinden yararlanma, analık veya hastalık yardımlarından yararlanma, devletin bazı sağlamış olduğu teşviklerden yararlanma veya kamu görevi yapıp eş durumundan dolayı tayin haklarını kullanmak üzere sahte sigortalılık işlemleri var. Bunun dışında yine iş yerinde çalışıyormuş gibi gösterilerek düzenlenen bordrolarıyla bankalardan kredi çekilmesine yardımcı olma nedeniyle iş yerlerinde fiilen çalışmayan kişilerin sahte sigortalı olarak bildirilmesi olayına diyoruz. Peki ya sahte sigortayla emekli olanlar? Bu şekilde son 3,5 yıl diyelim sigortadan emekli olmak için gittiniz, bir iş yerinde çalışmadığınız halde sigortalı oldunuz. Sosyal Güvenlik Kurumu da bunun farkına varmadı çünkü primler ödendiği için veya ödenmediği halde Sosyal Güvenlik Kurumu'nda iş ve işlemlerin yoğunluğu nedeniyle bunu görmedi. Siz de o arada emekli oldunuz. Aradan birkaç yıl geçti ve o iş yeriyle ilgili bir şikayet, ihbar ve benzeri nedenlerle bir inceleme başlatıldı ve inceleme neticesinde sizin iş yerinde fiilen çalışmadığınız kanaati oluştu. Dolayısıyla siz 5000 gün veya 5400 günde emekli oldunuz ve çalışmadığınız son 500 gün iptal olunca 5000 günün altına düştüğünüz için emekliliğiniz otomatik iptal olmuş oluyor. Dolayısıyla 2 yıldır emekli aylığı alıyorsanız yasal faiziyle birlikte fiilen çalışmadığınız için son dönemde bu emekli aylıklarınız geri isteniyor. 105,